Merhaba arkadaşlar. 5 soru 5 dakika programına hoş geldiniz. Konuğumuz diyetisyen Burcu Adatalas. Kendisine öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş buldum. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan koronadan. Korona ve diyet konusuyla ilgili 5 soru soracağız. 5 dakikada cevapları bulmaya çalışacağız. Burcu Hanım, ilk soruyu soruyorum. Korona diyet süreçlerini etkiledi mi? Etkileri neler oldu? Korona hayatımızın her alanını etkilediği gibi diyet süreçlerinde tabii ki etkiledi. Bu süreçte bireylerin önceliği zayıflamak değil, sağlıklarını korumak oldu. Biz de bu bağlamda sağlıklı beslenme programlarımızı verirken birazcık daha bağışıklık güçlendirici besinleri listelere eklemeye başladık. Kişilere bu anlamda eğitimler vermeye başladık. Sağlığın korunması kilo vermenin önüne geçti diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Evet, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Risk grubunda yer alan kalp, tansiyon, şeker hastaları besin seçiminde nelere dikkat etmeli? Bu grup hastalar zaten normal hayatlarında bazı besinlere özellikle dikkat etmek durumundalar. Kendi hastalıklarına özgü beslenme planıyla devam etmeleri gerekiyor. Ancak korona sürecinde hastalık riski birazcık daha arttığı için burada biraz daha bağışıklığı destekleyici sebzeleri, antioksidan içeren meyveleri, sebzeleri, işte yağlı tohumları diyetlerine eklemek faydalı olabilir. Bu grubun ortak beslenme çözümünü şöyle anlatabilirim. Akdeniz tipi beslenme, bu kalp, tansiyon ve şeker hastaları için en uygun beslenme tipi aslında. Bunun özelliği de bol bol lif içeren sebze ve meyvelere yer verilmesi, et kaynağı olarak balık etinin tercih edilmesi ve bitkisel protein kaynakları olan kuru bakliyatların, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatların beslenmede haftada 1-2 gün bulundurulması. Aynı zamanda zeytinyağı tüketimi, omega 3 alımı açısından destekleyici oluyor. Hem sağlığın korunmasında hem de bu tarz kronik hastalıkların daha iyi seyrinde etkili bir beslenme biçimidir. Bunlara dikkat edebilirler. Evet, kaldığımız yerden üçüncü soruyla devam ediyoruz. Spor yapma imkanı olmayanlar için besin seçimi önerileri nasıl olmalı? Karantina sebebiyle evde daha uzun zaman geçirdiğimiz bu dönemlerde tabii ki hepimizin hareketi kısıtlandı. Eğer evde spor yapma imkanımız da yoksa bu süreci kilo almadan devam ettirebilmek için besin seçimlerimiz çok önemli. Şekerli, yağlı ve unlu gıdaların aşırı tüketimi maalesef kilo almaya sebep oluyor. Bu tarz besinlerin tüketimini fazla tercih ediyorsak bunları azaltmamız gerekebilir. Onun haricinde birazcık daha sebze ağırlıklı, birazcık daha meyve ağırlıklı beslenebiliriz. Bunları önerebilirim şu an için. Kızartma, kavurma tarzı pişirme yöntemlerini tercih etmeyebiliriz mutfağımızda. Şeker tüketimimizi kısıtlayabiliriz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Evet, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Kış sezonu için tüketilmesi önerilen besinler neler olabilir? Burada mevsimine uygun beslenmek aslında en önemlisi. Kış sebzeleri ve kış meyvelerini öncelikle baz almalıyız. Kış sebzelerinden pırasa, pazı, lahana, karnabahar, brokoli, bunları mutfağımızda bulundurabiliriz. Onun dışında balık türleri, avlanma sezonu, balık sezonu arttığı için biraz daha çeşitlendi. Balık tüketimimizi artırabiliriz haftada 1-2. Özellikle yağlı balık tüketimi omega 3 alımında ve bağışıklığın güçlenmesinde çok katkı sağlıyor. Buna yer verebiliriz. Aynı zamanda kuru bakliyatlar mutfağımızda birazcık daha yer edinmeye başlıyor kışın gelmesiyle. Kuru bakliyatlar hem lif alımı, kalp damar sağlığının korunması, hem diyabetin dengelenmesi, hem de bitkisel proteinlerden gelen esansiyel amino asitlerin alınması açısından önemli. Bakliyatlara da sofralarımızda haftada 1 veya 2 kez yer verebiliriz. Kış meyvelerine gelecek olursak da C vitamini yüksek olan narinciye grubu, portakal, mandalina, limon bu süreçte tüketimini arttırmamız gereken meyveler. Bunları tüketerek hem bağışıklığımızı güçlendirebilir hem de mevsimde tükettiğimiz için çok daha besin değerinden faydalanarak tüketmiş oluruz. Evet, şimdi geldik 5. ve son sorumuza. Bağışıklığımızı güçlendirmek için takviye ürünler nasıl kullanılmalıdır?
Takviye ürün kullanımı bu dönemde çok popüler oldu. Görüyoruz ki internet fenomenleri bile vitamin takviyesi önermeye başladı. Bu konu aslında çok hassas bir konu. Takviye ürünler ihtiyaca göre kullanılmalıdır. Mutlaka bir tetkikle eksiklik belirlenmeli ve eksikliğin sonucunda hekiminizin önerisi ve hekiminizin kontrolü doğrultusunda kullanılmalıdır. Bu süreçte bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini, çinko, iyot ve D vitamini takviyelerinin fazlaca tüketildiğini görüyoruz, fazla kullanıldığını görüyoruz. Ama bazı durumlarda fazla tüketiminin maalesef toksik etkisi olabileceği için özellikle iyot, çinko ve D vitamininin mutlaka kontrol edilerek alınması, kan tahlilinizde eksiklik durumuna göre takviye edilmesi, uygun dozajda kullanılması çok önemli. Hastalık durumunuz varsa eğer veya işte COVID geçirme gibi bir durum söz konusuysa zaten hekimleriniz mutlaka takviye olarak önerecektir, yazacaktır. Yazmıyorlarsa dahi bunu mutlaka sorarak tüketilmesi, toksik durumdan, hani zehirlenme durumundan, olumsuz etkilenmemek açısından önemlidir. Mutlaka bir hekim kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Rica ederim. Evet, diyetisyen Burcu Adatalas'a katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk programımızda ilk heyecanımıza bize eşlik etti. Bu duygularımıza ortak oldu. Diyet ve korona sürecinde en çok düşünülen, tartışılan, belki de evde en çok konuşulan konulardan birini bir açıklık getirmeye, aydınlatmaya çalıştık. Kendisine katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Çok keyifliydi benim için de. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.